Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel elbiseyi çalışacağız. Elbisemizin robasını ördükten sonra altına da kumaşımızla, kot kumaşımızla etek çalışmasını yaparak elbisemizi tamamlayacağız. Şu şekilde bir bakalım robamıza. Yukarıdan başlıyoruz. Bakınız zincirimizi çekerek. Kollarımızı, önümüzü ve diğer arka bölümlerimizi ayırdıktan sonra yeterli uzunluğa gelene kadar örüp Alt kısmını, kollarının kenarlarını da çalıştıktan sonra etek kısmımızı hazırlamaya başlıyoruz. Ben burada e, kumaş olarak kullanmadığım eteğim vardı, çok ince kotlardan. Onu dümdüz keserek e, çalıştım ve üzerine aynı düğmelerden taktım bakınız ve bu şekilde elbisemizi bitirmiş olduk. Şöyle bakalım, gayet güzel bir elbise oldu. 1-1,5 yaşları çok rahatlıkla giyebilir. Elbisemizi evet kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizin roba kısmını örmek için Gazdal'ın Baby Cotton ipini kullanıyorum. İpim 50 gram ve 165 metreden oluşmakta. İçeriği ise %40 akrilik, %60 kotondan oluşuyor. Tığımızı ise 2,5 numaralı tığımızla elbisemizin roba kısmını örüyoruz. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım ve bölümlerini ayıralım. Bir tane düğümümü attıktan sonra robamın ön kısmı için zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane zincirimi çekiyorum. 18. zincirimin içerisine bir tane ayıracımı takıyorum. Burası robamın ilk ön kısmı ve kolum için olan bölümümü örmeye başlıyorum 16 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16. zincirime bir tane ayracımı takıyorum ve kolumu da bu şekilde tamamlamış oluyorum arkamız için örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 tane zincirimi çekiyorum. Tam 24. zincirimin içerisine bir tane ayıracımı takıyorum. ve kolum için tekrar zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Tam 16 zincirimi de kolum için ördüm ve ayıracımı taktım. Şimdi elbisemizin robasının ön kısmı için 18 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Tam 18 tane zincirimi de çektikten sonra bu şekilde bırakalım. Şöyle hemen ölçüsüne bakalım. Ölçülerimizden önce bölümlerimizi tekrar hatırlayalım. 18 ve 18 önlerimiz için 16 ve 16 kollarımız 24 tane tra zincirimiz ise arkamız için hazırladık. Şimdi şurayı da düzeltiyorum. Hemen hiç müdahale etmeden olduğu şekliyle ölçüyorum. Bakınız 30 30 buçuk da diyebiliriz 31 de diyebiliriz nasıl demek isterseniz bakınız ölçümüz tam burada Evet şimdi birinci sıramızı örmeye başlayalım 1 ve 2 geri geliyorum üzerine bir 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum ikinci geri geldiğim yere batarak bir tane trabzanımı örüyorum iki tane trabzanım oldu ve sayıyorum yanındaki zincirin içerisine de batarak bir tane trabzan örüyorum 3 ve bir sonrası 4 5 Toplamda 6 tane trabzanımı örüyorum ve kenar kısmımı bu şekilde oluşturuyorum. 2, 4, 6. Bir tane zincirimi çekiyorum ve bakınız bu zincirlerimizin üzerinden atlayarak V'lerimizi kurmaya başlıyoruz. Bir zincirimden sonra tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincir yuvasının içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekip aynı yere bir daha trabzanımı örmek için batıyorum ve bir tane V'mi örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine giriyorum. Bir trabzan, 2 tane zincir ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. Toplamda iki tane V'mizi bu şekilde kurmuş olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakınız beyazıma geçmeden beyazım kola dahildi. Hemen yanındaki dördüncü olan zincirime batıyorum. Ve iki tane yan yana trabzanımı örüyorum. Bakın V yapmadım. İki tane yan yana. Burası önümüzden kolumuza geçişteki ayrım ve artış yeri olan bölüm olacak. İki zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum ve kolumu örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki, üç, dördüncü zincirin içerisine giriyorum. Bir tane trabzan, 2 zincir 1 trabzan 1 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 zincirin içerisine tekrar 1 trabzan 2 zincir 1 trabzanım örüyorum bir tane daha zincirimi çektikten sonra yine saymaya başlıyorum 1 2 3 4 veimi tekrar kuruyorum 1. 2 bakın 1 2 3 tane beyimiz oldu bir zincirimi çekiyorum ve yine sayıyorum 1 2 3 dördüncüye bakın kırmızıdan hemen önceki zincirimizi kolumuz için örmüştük oraya geliyorum ayrım yeri olacak bölümümüz için iki tane trabzan 2 zincir yine aynı yere iki tane trabzanım örüyorum 1 ve 2. Hemen bir tane zincirimi çektikten sonra ördüğümüz işlemimize bakalım. Önümüz ve kolumuzun birini ördük. Bir iki tane model önümüz için bıraktık. Artış yerimizi görmekteyiz. Ara ayrım yerimizi diğer bölümlerimize bir iki üç tane de kolumuza modelimizi koyduk ve ayrım yerini ayarladık. Şimdi arkamızı örmeye başlayalım. Ayrıcımızı çıkararak arkamızı örmeye başlıyorum. Başını doluyorum. 1 2 3 4 tam dördüncü zincirin içerisine girerek bir iki tane zincirimi çekiyorum tekrar aynı yere trabzanımı örüyorum ve birinci v'mi oluşturuyorum bir tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 2 zincir ve ikinci beğimizi örüyoruz bir tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 Ayırdığımız bölümü aynı şekilde dörder. Dördüncü zincirin içerisine gelince batalım ve V'lerimizi sırasıyla kuralım. Her bir V'mizin arasında da bir tane zincirimizi unutmayalım. 1, 2, 3, 4. 2 zincir. Evet bu şekilde ayrıcıma doğru örmeye devam ediyoruz. Ve en son ayrım yerimize geldim ve sayıyorum 1 2 3 4 4. yerime batıyorum 2 tane trabzanı hemen örüyorum 2 zincir çekip tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 bir tane zincirimi çektim ayracımı çıkarıyorum şöyle ve saymaya başlıyorum yine ayracımı çıkardığım yerden itibaren 1 2 3 4. zincirin içerisine batıyorum. 2 zincir ve ayracıma kadar aynı şekilde örerek devam edelim. Kolumuzu da bakınız 3 tane V'mizi kurdum ve kenarındaki artış yerimi de yaptım ve en son olarak önümüze geçiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Saymaya başlıyorum. 1 2 3 4. zincirin içerisine Beyimizi kuruyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aralarına birer tane zincir. Tekrar 1 2 3 4. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. 2 tane bakınız modelimizi bıraktık. Diğer tarafa da bakalım. 2 modelimizi yapmıştık ve 6 tane tırabzanımızı örmüştük. Bu önümüzde de aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. İki modelimizin yerini hazırladıktan sonra bir zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine batıyorum. Ve 6 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 3 tane zincirimi ikinci sıram için çekip hazırlanıyorum ve hemen yapmış olduğumuz bölümlerimizi şöyle bir bakmak istiyorum. Evet birinci sıramızı bakınız bu şekilde kurulumunu yaptık. 2 model 2 model önümüz 3 model 3 model kollarımız arkamız ise içe 1 2 3 4 5 tane modelimiz oldu. Evet şimdi ikinci sıramıza geçelim. Üç tane zincirimizi çekmiştik diğer yönde sırasıyla birer birer trabzanlarımız örelim. 6 tane trabzanımız robamız bitene kadar devam edecek her iki yönümüzde de. Evet 6 tane trabzanımızı ördüm bir tane zincirimi çekiyorum tamın başını dolayarak ilk V'min içerisine giriyorum ilk V'mi hemen 2 tane trabzan 1 ve 2 2 zincir 2 trabzan olarak örüyorum 1 ve ikinciyi örüyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı kurduktan sonra bir tane araya zincirimi çekiyorum tekrar ikinci beğimin içerisine de aynı işlemimi yapıyorum 1 2 İki tane zincir giriyorum bir ve iki. Tekrar bir zincir çekiyorum. Köşemin ayrım yerine geliyorum. Bakınız burada bir de modelimizin içerisinde olan bölümler köşelerimiz ise hepsi iki iki örmüştük. Şimdi burada artışımıza başlıyoruz. İki trabzan bir iki. 2 tane zincir tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum araya 2 tane zincirimi çekiyorum aynı yuvanın içerisine tekrar bu grubumuzdan bir tane daha örüyorum bir şöyle biraz daha dar almak istiyorum çok geniş almıştım şöyle hemen batıyorum bir iki iki tane zincir çekiyorum 1 ve 2. Evet bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bakalım. Aşağıda çift olan grubumuzu yukarıda da 1 ve iki tane çift olarak ördük. Artışımızı bu şekilde artırdık. Şimdi diğer bölümlerimizde tıpkı V'lerimizi iki trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak bütün V'lerimizi örelim. Bütün köşelerimizde ise buradaki tekli grubumuzun çift olarak öreceğiz ikişer tane bakınız bir çift ve ikinci çift olarak öreceğiz arasında da iki tane zincirimiz olacak Evet sonra kadar örelim ve görüşelim Evet ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık bakınız köşelerimizi çifter çifter ördük araları ise birer artırarak iki trabzan iki zincir iki trabzan ördük köşelerimizi görelim bir çift ve iki çift bakınız arada iki zincir aralarımızı İki trabzan, iki zincir, iki trabzan köşelerimizi yine birer çift ve bir çift, iki çift olarak ördük. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Üç tane zincirimizi ikisini çektim. Üçüncüsünü ilave ediyorum. Dönüyorum ve trabzanlarımı birer birer örüyorum. Evet bir tane daha trabzanımı örüyorum toplamda 6 tane trabzanımızı ördüm ve ilerliyorum bir tane zincirimi çekiyorum grubumuzu aynen örüyoruz burayı bakınız 2 trabzan 2 zincir 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 bir tane zincir çekiyorum tekrar 1 ve 2 2 zincir 1 2 bu grubumuzu ördük bir tane zincir çekiyorum ve köşemin olduğu yere geçiyorum köşeme şöyle bakalım bakınız bir çift ve bir çift olmak üzere iki tane çiftimizi örmüştük 1 2 3 3 tane de iki zincir görüyoruz bakın birincisi ikinci aralarındaki ve üçüncü diğer grubun içindeki şimdi bu iki zincirlerin içerisine Çiftli gruplarımızı örmeye başlıyoruz. Tamımın başında oluyorum. Birinci grubumu örüyorum. Bir, iki, iki tane trabzanım örüyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar bir ve iki. Bir, iki zincir çekiyorum. Araya giriyorum. Tam zincirin içerisine. Yine ikinci grubumu örüyorum. İki tane zincir tekrar. 1, 2, Evet en önemli yer buradaki artış kısımlarımız. İki tane zincirimi çekiyorum ve üçüncü grubumu örmek için diğer iki zincirimin olduğu yere hemen geçiyorum. Bir, iki, iki tane zincir tekrar aynı yere grubumun öbür çiftini örüyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Evet, şöyle bakalım. Bir çiftken iki çift oldu. Üçüncü sırada ise üç çift köşemiz ördük ve aralardaki görmüş olduğumuz bu bölümleri yine aynen öreceğiz. Köşemize geldiğimiz zaman iki olan grubumuzun zincirlerimizin üzerine birer grup örerek üç grup haline getirip üçüncü sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıramıza başladım. Trabzanlarımızı ördüm ve ön kısımda İki tane, bakınız, V'lerin içerisinde örmüş olduğumuz grubumuzu örmeye başladım ve e, trabzanlarımızın üzerine geldik. Bakınız, tam köşe ayrım yerindeyiz. Hemen sökülen trabzanımı da örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Üç tane grubum var burada. Bir, iki, üç. Üç grubumun üzerine birer tane grubumu örerek ilerleyeceğim. Geliyorum. 1 2 2 zincir tekrar 1 2 2 tane zincir araya çekiyorum ve diğer bu görmüş olduğum grubumun içerisine giriyorum sıradaki grubumuza 2 tane trabzan 2 zincir 2 tane trabzanım örüyorum tekrar araya iki tane zincirimi çekiyorum ve üçüncü olarak grubumun içerisine giriyorum. 2 zincir 1 ve 2 ve zincirimi çekiyorum. Bakın şimdi 1 de 2 yaptık. Üçerli çift yaptık bakınız. 1 2 3 sonra her birinin üzerine birer içerisine birer tane ördük. İkişer örmedik. 1 2 3 şeklinde sıramızı tekrar tek sıraya bindirdik. Şimdi geçişimi yapıyorum. Tıpkı ön kısmımda ördüğüm gibi birebir bütün örgülerimi aynı şekilde örüyorum. 2 tırabzan, 2 zincir, iki tırabzan arayı örüyorum. Köşelerimi ise hepsinde 1, 2, 3 şeklinde bu görmüş olduğumuz 3 tane zincirin içerisine örüyorum. Grupların içerisine 1, 2, 3. Dümdüz örüyorum. 1, 2, 3. 3 tekrar düz olarak örüyorum yani iki trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımız örüp aralarda birer zincirim çektikten sonra 1, 2, 3 şeklinde örelim ve sıra başına kadar gelelim. Bakın şu şekilde öreceğiz artışlarımız diğer yerlerimiz aynen devam edecek. 5. sıramızı örmeye başladım trabzanlarımız ve bu devam eden V'lerimizden olan gruplarımızı ördüm. Bakınız 3. bir V'mi de ördüm 1, 2, 3. Şimdi tam ortadan devam eden bu artış yerlerindeki bölüme geldim. Şöyle bakalım. Bakınız artış yerimizden devam eden ilk grubu ön kısmına kattım ve aynen öndenmiş gibi ördüm. Diğer taraftaki kalanı da koluma ekleyeceğim. Şu ortada görmüş olduğumuz kısımdan tekrar artışlarımıza başlayacağız. Şimdi ikinci sıramızdaki ördüğümüz şekliyle buranın içerisini doldurmaya başlayacağız. Bu kısım tıpkı birinci sıramızdaki gibi olacak. Öreceğimiz sıra ise ikinci sıramızdaki işlemimizin aynısını tekrar edeceğiz. Şimdi başlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve grubumun tam ortasındaki trabzan grubumun içerisine giriyorum ve çifter çifter gruplarımı örüyorum. Birinci grubumu tamamladım. Bakınız bir çift ördüm. İki tane zincir çekiyorum ikinci grubumu örmek için hemen başlıyorum iki tane zincir tekrar iki tane trabzan ve bir tane zincirimi çekiyorum bakınız 1 ve 2 iki. ikinci sıramıza bakalım birinci grup ikinci grup ve zincirimi de çektikten sonra araya giriyorum ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum buralar tamamen birbirinin Tekrarı bir tane zincir çekip araya devam ediyoruz. Diğer köşelerimizde de aynı şekilde bir tanesini örmüş olduğumuz sağ taraftaki bölüme ilave ediyoruz. Sol taraftakini yine devam ede gelen bölüme ortadakinde ise görmüş olduğumuz şu kısmı örelim ve bu sıramızı da tamamlayalım. Beşinci sıramızın sonuna doğru geldik ve işaretimi bırakmıştım. Bakınız. 1, 2, 3, 4 tam 5. trabzanımızın olduğu yerde bir tane iliğimizi açalım. Hemen ayracımı çıkarıyorum. Örmeye daldığımız zaman bazen unutabiliyoruz. Evet şöyle çeviriyorum. Ve hemen 2 tane trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve 3. trabzanımın olduğu yeri atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum trabzanım için bir tane yukarıya zincir çekmiştim bakınız ve diğer trabzanlarımı sırası ile örüyorum en son trabzanımı da ördükten sonra bir tane iliğimiz oluyor bir iliğimizi de e, şuradaki bittikten sonra dolaşırken yapacağız birinci iliğimizi bu ikinci iliğimiz 1 2 3 çeviriyorum arkasını sırası ile 3 trabzanımı ördüm. Şimdi tam ileğimin olduğu yerin içerisine giriyorum. Bakın tam içeriye giriyorum. 4, 5. Trabzanımı örüyorum. 6. da ördükten sonra şöyle bakalım. Bakınız ileğimiz gayet güzel bir şekilde tamamlandı. Bir tane zincirimi çekiyorum. Görmüş olduğumuz bölümümüzü çiftli olan yere kadar aynı şekilde örerek gelelim. Evet kenardaki bölümümüzü örerek geldim. Şöyle bırakıp da bakalım. İki tane tamamen baştan beri devam eden. Üçüncü trabzan grubumuz ise artışlarımızla katılan önümüze trabzan sıra. Ve tam ortadaki çiftli grubumuzun olduğu yere geldik. Yani bu ikinci sıramızdaki aynı yere bakın. Üçüncü sıramızda bir, iki, üç tane trabzan grubumuzu örmüştük. Buradaki sıramızda da aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. Her iki zincirin olduğu yere çifter çifter öreceğiz ve üç çiftimiz olacak. Şuradaki gibi aynı. Bakınız modelimizi tekrar etmeye başladık. Tığımın başını doluyorum ve başlıyorum. 1 2 2 zincir tekrar 2 tane trabzan Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Zincirimizin içerisine ikinci çiftimi örmek için giriyorum. 2 tane zincir, tekrar 1 ve 2. 2 tane zincir. 1 ve 2. 2 zincir ve batıyorum. 1 ve 2. Bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer bölümleri aynı şekilde örmek için geçişimi yapıyorum. Bakınız birer birer burayı örüyoruz. Hepsi aynı. Sadece bu görmüş olduğumuz bölümleri yani köşelerimizi bu şekilde artışlarımızı yaparak örelim. Aralardaki düz ikili trabzanlarımızı aynı şekilde devam edelim. 7. sıramıza başladım. Yine trabzanlarımı ördüm. Modellerimi 1, 2, 3, Ön kısım için olanlarımı yerleştirmiştim ve diğer e, tam köşemizdeki bakınız modelimizin olduğu bölmede birer birer ördüm. Modelimizi yeniden bu artış yerimizi tekrarlamaya başladık bakınız. Bir tıpkı buradaki ve buradaki gibi birer birer. Örmeye başladık. Şimdi buranın üzerinden yeni artışlarımızı örmeye başlayacağız. Bir sonraki modelimiz için. Ama bu sıramızda 3 tane her bir grubun içerisine sadece birer birer örerek ilerleyeceğiz. Aradaki trabzanlarımızı dümdüz tekrar ettikten sonra buradaki görmüş olduğunuz 1, 2, 3. Yani tam kutucuklarımızın gruplarımızın içerisindeki zincirlerimizi 3 tane tekli trabzanlarımızı öreceğiz. Yani grubumuz tek olarak öreceğiz. Şöyle göstermek istiyorum bakınız. Bu grubumuzun üzerine her birine birer tane örerek sıramızı tamamlayalım. 8. sıramızı örmeye başladım. Trabzanlarımızdan ve grubumuzu örmeye başladım. Bakınız köşelerimizin hepsini birer grup olarak ördük. 1, 2, 3 şöyle görelim. 1, 2, 3 yeniden grubumuzu başlatmıştık. Şuradaki sıramızı. Aynını tekrar ediyoruz. Şimdi öreceğimiz sıra burası. Yalnız buradan itibaren artık kollarımızın birleştirme işlemini yapmak istiyorum. Çünkü yeterli büyüklüğe geldik. Şimdi bir sırada örerek geleceğiz ve yeterli ölçümüz olacak. Trabzanlarımı örerek geldim. Tam ortadaki bölümdeyim. Bakınız buradan birleştirme işlemini yapacağız. İki tane zincirimi çekiyorum ve birleştirme işlemini yapacağımız ortadaki grubumuzun içerisine girip bir tane çiftimi örüyorum. Bir tane çiftimi ördüm. Bakınız şu grubu örüyoruz şimdi. Şu sırayı örüyoruz. Şöyle uzaktan göstermek istiyorum. Bir grubu ördük. Bir tane zincir çekiyorum. Diğer kol altına geliyorum. Yine aynen ortaya giriyorum. Bakınız bir tanesini burada ördüm. İkincisini burada öreceğim. Bir zincirimi çektim. Batıyorum. Bir. 2 2 tane zincirimi çekerek 1 2 ve bir tane zincir çekiyorum. Bakınız ikili grubumuzu burada oluşturduk. Bir tanesini önümüzde, bir tanesini ise arkamıza geçirdik. Şimdi diğer trabzanlarımızı ise aynen örerek devam ediyoruz. Bir tane zincir çekmiştim. Görmüş olduğumuz gibi iki trabzan, iki zincir, iki trabzan örüyorum. Araya bir tane zincir çekerek geçişimi yapıyorum ve diğer kol altına kadar örerek gelelim kolumuzu birleştirerek arkamızdan örerek ilerledik ve tam 3 tane artışımızın olduğu bu kol ayrım bölümüne geldik. 1 2 3 tane bölümümüz var bakınız. Bu arkamıza bir taneyi daha örüyoruz. Buradaki görmüş olduğumuz birinci, ikincinin içerisinde ise birleştirme işlemini yapacağız. Buradaki diğer artışımızın içerisine bağlanarak şimdi birinciyi örelim ikinci de artışımızı birlikte yapalım bir tane zincirimi çekmiştim yine aynı şekilde örüyorum modelimiz çok çok kolay bir model Evet bir tane zincirimi çekiyorum ve giriyorum ortadaki grubumuz çiftli grubumuzun birincisini buraya örüyoruz 1 ve 2 bir tane zincirimi çekiyorum, büküyorum, tam ortadaki, bakınız grubumuzun ortadakinin şöyle ayırıyorum ve içerisine başını dolayarak giriyorum, 1 ve tekrar 2, 2 tane zincir ve iki tane daha trabzan grubumuzu buraya kormuş oluyoruz. Bakınız bir tanesi burada, bir tanesi diğer kolumuzda grubumuz oluşturuldu. Şimdi zincirimizi bir tane çekiyoruz ve görmüş olduğumuz sıramızı sonuna kadar örerek tamamlıyoruz. Birer birer hepsini örelim ve trabzanımızı da ördükten sonra başa gelelim. Evet birleştirme işlemlerimizi her iki kolumuzun altından tamamladık. Ve şöyle uca kadar geldik. Bakınız gayet güzel düğmemizin iliği ve 1 2 3 4, 4 5. sıramızda öreceğiz. 1 2 3 daha var. Evet şimdi buradan başlayarak yine kol altına kadar dümdüz örelim. Kol altında tekrar görüşelim. Kol altımıza kadar düz örerek geldim. Bakınız bu kenarımızdan başladım. Tam kolumuzun altının bulunduğu noktadayız. Buraya atlamıyoruz. Buraya da bir tane modelimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra arkamız için geçişimizi yapıyoruz. Buradan direkt arkaya geçiş yapmıyoruz. Hemen bu görmüş olduğumuz zincirin içerisine bir tane zincirimi çektikten sonra giriyorum. İki tane trabzan. iki zincir. 2 trabzanımı örüyorum 1 ve 2 ve buraya da bir tane modelimi yerleştiriyorum bir tane zincir çekiyorum grubun içerisine giriyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan evet diğer kol altına kadar örerek ilerliyorum. Diğer kol altına kadar örerek geldim ve diğer kolumuzun altının olduğu yerdeyim hemen bir tane zincirimi çekmiştim. Kol altına giriyorum ve bir tane daha model grubumuzu buraya yerleştiriyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. 2 zincirin içerisine girerek başa kadar örmüş olduğumuz şekilde modelimizi uygulayarak ilerliyoruz. Evet dümdüz ilerleyerek gelelim. Kollarımızı birleştirme işleminden sonra altına da tam yani kol altımıza da birer tane modelimizi ilave ettik ve örmeye devam ediyoruz. Şimdi sadece gövde olarak öreceğiz. Bakınız şu şekilde. İliğimizi 4 tane sıramızı ördükten sonra 5. sıramızı da örmüştük. Şimdi 4 sıramızı ördük. 5. sıramızdayız. Hemen iliğimizi birlikte yapalım. Daha sonra birazcık daha uzatalım aynı şekilde örmeye devam edelim sadece iki trabzan iki zincir iki trabzan ve aralarda birer zincir olarak işlemimize devam edelim üç tane trabzanı kenardan ördüm bir tane zincirimi çekiyorum bir atlıyorum diğer iki tane trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekerek modelimizin ana gövde kısmına geçiyoruz bakınız iliğimizde de üç tane Kenarda trabzanımız, bir zincirimiz ve iki tane trabzanımız toplamda dönüşte de buradaki bir zincirimizi yine örerek altı tane trabzan sayımıza ulaşacağız. Şimdi yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam edelim gövdemizi. Gövdemizi örmeye devam ettik. İlk başlangıcımızdaki V'mizle birlikte saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11 12 13 tam 13 sıramızı ördük 13 sıramızı ördükten sonra bakınız 1 ve 2 tane iliğimizi koyduk ve yeni sıramıza başlamak üzere hazırım yeni sıramızda bu görmüş olduğumuz sıramızı örmeyeceğiz hemen bakın 2 4 6 tane trabzanım ördüm 6. trabzanımı birlikte örelim 6 trabzanım ördükten sonra Zincir çekmeden tığımın başını doluyorum ve trabzanımın üzerine batırıyorum ve ikinci trabzanımı da örüyorum. Bu sırada tamamen düz trabzan olarak örmeye başlıyoruz. İki trabzanımın üzerine tekrar iki trabzan ördükten sonra araya bir tane trabzan örüyorum. Sadece bir kenara iki tane trabzanımın üzerine yine birer birer toplam iki trabzanımı örüyorum. Her iki grubun arasına trabzan örmüyorum bir sonraki trabzanın üzerine örüyorum ve yine trabzanımı örüyorum. Araya bir tane ve trabzanlarımı birer birer örüyorum. Şöyle bakalım. Kenar trabzanımız ördükten sonra zincir çekmeden hemen iki trabzanımız örüyorum. Araya bir tane trabzan örüyorum. Normalde iki tane zincirimiz vardı fakat bir tane trabzan yeterli. İki trabzanımı tekrar iki trabzan olarak örüyorum. Her iki grup arasındaki boşluğumuza kesinlikle trabzan örmüyoruz. Hemen iki trabzanın olduğu yere geçiyoruz. İki trabzan ortaya bir ve kenara iki yani toplamda her grup için beşer tane trabzanımızı örerek sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramızın başına kadar trabzanlarımızı örerek geldim. Bakınız ve buraya kadar bir tane ip kullanmıştım. Bakınız şuradan itibaren ikinci ipimi geçtim. İplerimiz 50 gram küçük ipler. Eğer ipimiz hani büyük normal klasik 100 gramlık iplerden hiç problem yok. Çok rahat rahat yeter. Bu 50 gram olduğu için burada geçişimizi yaptım. Göstermek istedim. Evet sıramızın başına geldik. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. trabzanın üzerine çekmiş olduğum 4 zincirimi batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve sayıyorum. 1, 2, 3, 3. trabzanın üzerine 4 zincirimi batıyorum. 1, 2, 3, 4 bu şekilde sıramızın başına kadar ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir 3. trabzana batmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 sıra başına kadar bu şekilde gelelim. Evet uç kısmımıza kadar örerek geldim. Bakın şimdi e, iliğimizi bıraktığımız bölümümüzdeyiz. 1, 2, 3, 4 tane ördük. Tam burada bir tane ilk açmamız gerekmekte. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3'üncüye batmam gerekiyordu. Bunu 3'üncüye batmıyorum. 2'ncüye batıyorum. Bakınız yine aynen ördüm. 1, 2, 3, Üç tane zincirimi çekiyorum çok büyük düğme düşünmeyiz bu gibi e, örgülerimizde onun için yeterli olur hemen yanındaki bakın sıradakini atlayıp bir sonrakine batıyorum bunu iliğimiz için kullanacağız tabi düğmemiz ne kadarsa lütfen ona göre ayarlamamızı yapalım Evet başlangıç noktasına bakınız bir tane trabzanım kalıyor 1 ve 2 sadece 1 ve 2 tane zincir çekiyorum birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 1. 2 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız örgümüzün yönünü çevirdikten sonra şuradaki ikinci kutucuk tam iliğimizin altına denk gelmekte bakın. Şöyle devam ettiğimizde buraya iliğimizi yine güzelce düğmemizi geçirecek şekilde oluşturduk. Eğer daha büyük düğümü düşünüyorsanız bir tane daha ileriye geçebilirsiniz. Evet zincirimizi çektikten sonra iki defa tığımın başını doluyorum. İliğimin olduğu zincir atlıyorum. Bir sonraki zincirin içerisine gelerek iki dolamış olduğum tığıma batıyorum ve tırabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 tane de zincir çekiyorum. Hemen tırabzanımın ardındaki boşluğa bir tane kirpiğimi örüyorum. Tekrar iki defa başını doluyorum tığımın aynı yere giriyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çekip hemen araya bakın giriyorum ve kapatıyorum kirpiğimi oluşturuyorum tekrar iki defa tığımın başına doluyorum giriyorum 1 2 3 1 2 3 tane zincir araya giriyorum bakınız batıyorum ve kirpiğimi oluşturuyorum 3 tane trabzan ve 3 tane kirpiğim oldu yine iki defa doluyorum 1 2 3 1 2 3 araya giriyorum tekrar iki tane 1 2 3 1 2 3 zincirlerimi çektikten sonra kirpiğimi örmek için hemen batıyorum bakın 1 2 3 4 5 tane trabzan ve 5 kirpiğimizi oluşturduk devam ediyorum altıncıyı ördüm 3 tane zincir arkaya batıyorum Tekrar iki defa doluyorum. Yine aynı yerdeyim. 1, 2, 3. Arkasına batıyorum. Şöyle görelim. 2, 4, 6, 7. 7 tane trabzanımızı ördükten sonra hemen dibindeki kutuyu atlıyorum. Bakın hemen dibindeki atlayıp yanındaki kutumuzun içerisine batıyorum ve şu şekilde kirpiklerimi güzelce oluşturarak bir kutu atlayıp diğer kutumun içerisine gelerek batıyorum 7 tane trabzanımı ördükten sonra hemen kutucuğumuza batmıştım bakınız 7 trabzanımız 7 kepiğimiz var şimdi iki defa başını doluyoruz hemen yanındaki kutucuğumuzun içerisine batıyoruz ve 7 trabzan 7 kirpik şeklinde buraya örmeye başlıyoruz birinci trabzanımı ördüm bakınız ikişer defa başını doluyoruz 1 2 3 hemen araya batıyoruz iki defa tığımın başını doluyorum 1 2 3 atıyorum tekrar 7 olana kadar bu şekilde devam ediyoruz 3'er tane zincir 7'ye tamamlayalım Evet trabzanlarımı 7'ye tamamladım 2 4 6 7 hemen yanındaki zincir yuvasını atlıyorum bir sonraki zincir yuvasına gelerek batıyorum ve hemen iki defa tığımın başını doluyorum bir sonraki hemen yanındaki yani kutucuğun içerisine 7 trabzan, 7 kirpik örerek uca doğru ilerliyoruz. Bir uçtan diğer ucumuza kadar kirpiklerimizi ve trabzanlarımızı örerek geldim. Ve en son bakınız burada bitirdim ve ipimi birinci trabzanın olduğu yere gelerek tığımı batırdım. Şöyle bakacak olursak bakınız birlikte tekrar batalım. En son kirpiğimi ördükten sonra Birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve tam ahenkli bir geçiş yapmış oluyorum. Şimdi yukarıya doğru kirpik yaparak ilerleyelim. 1, 2, 3, 3 tane Bakınız zincirimi çektim. Hemen battığım yerin içerisine giriyorum. Ve bir tane kirpiğimi örüyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Burası uç olduğu için hemen aynı trabzan oluyor. 1, 2, 3, Hemen dibine batıyorum. Bir sonraki trabzanıma geçiş yapıyorum. 1 2 3 hemen ardına bakınız. Batıyorum. Ve ilerliyorum. Bir sonraki trabzanıma 1 2 3 batıyorum. Bazen aynı trabzana iki defa da batmak gerekebilir. kesinlikle büzdürmeyin. Mesela buna iki defa batalım. 1 2 3 gerdirme olmasın. Arada bir rahatlık verelim. Evet, 1 2 3 Boyun kısmına kadar bu şekilde örerek gelelim. Evet, boynumuzun olduğu yere kadar örerek geldim. Bakın bu aşağıdan başlamıştık yukarıya doğru geldim. Şimdi boynumuzun olduğu bölümdeyiz. Ve başlayalım. Bakınız şuraya geliyorum ilk trabzanın olduğu araya 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum buraya 6 tane trabzanımızı örelim 3 4 5 ve 6 6 trabzanımızı ördüm tığımın başında doluyorum zincirimin olduğu yere giriyorum 1 2 2 tane bakınız trabzan ördüm hemen üçüncüyü ilave ediyorum 3 tane trabzan ördüm beğimizin olduğu yeri atlıyorum diğer tarafa yine 1 2 3 tekrar beğimin olduğu yeri atlıyorum diğer yöne geçiyorum 1 2 3 3 tane trabzanım örüyorum tekrar atlayarak uç noktaya kadar ilerliyorum Evet. Alt kısımdan başladığımız kirpikli bölümümüzü kenarımıza yaparak geldim. Şimdi yukarı kısımdayım. Tığımın başını doluyorum. Bakınız aynı yere giriyorum. Kapatıyorum. Tığımızın başını dolayarak trabzanlarımın her birinin arasına birer birer giriyorum. Evet. Son trabzanımı yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum. Zincirimin olduğu yere giriyorum. Bir. Tekli trabzanlarımızı örüyoruz. İki. Ve üçüncüyü örüyorum. 3 tane zincirimin içerisine ördükten sonra bir tane tepesine batıyorum V'mizin ve diğer tarafa zincirimin içerisine 3 defa başını dolayarak giriyorum. Bir tane V'min tam tepesine batıyorum ve devam ediyorum. 3 tane zincirimizin içerisine başını bir defa dolayıp alıyorum. Başını doluyorum. V'mizin içerisinden geçiyorum. Tekrar 1 2 ve 3 başını dolayıp alıyoruz bakın beynin tam üzerine giriyorum aralara 3 zincir atlamıştık her zincir için bir tane tekli trabzanımızı örmekteyiz Evet bu şekilde uç noktamıza kadar örerek gelelim Evet, yaka'dan üç tane, araya bir tane V'mizin üzerine olmak üzere birerli trabzanlarımızı yaparak geldim. Şimdi iliğimizi de lütfen burada unutmayalım. Tığımın başını doluyorum, birinci trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum, ikinci trabzanımı örüyorum ve birinci iliğimi açmak için bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Çünkü tekli trabzan yapacağım için. E, İki tane trabzan diğerinde bir tane çekmiştim hatta eğer düğmeniz büyükse bir tane bile daha çekebilirsiniz bir trabzan atlıyorum diğer trabzanıma batarak tek seferde çekiyorum 1 2 ve 3 Evet buradaki ilk iliğimizi de açmış olduk bakın 1 2 3 4 tane iliğimiz en sondaki de buradaydı Şimdi yana dönüyoruz ve kirpiğimizi örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen ilk trabzandan başlıyorum. Ve hemen yine dibine batıyorum bir sonraki yere. 1, 2, 3. Ve bir sonraki trabzana ipimizi de gizleyelim. 1, 2, 3. Arkasına giriyorum. Diğer yanda yaptığımız gibi aynı işlemlerimizi tekrar ederek 1 2 3 ardına batalım ve uç noktamıza kadar örerek gelelim. Kenarlarım bitirdikten sonra ben hemen düğmelerimi de diktim. Altına kot kullanacağım için lacivert düğmeyi tercih ettim. Şimdi kolumuzun bir tanesini örmüştüm. Diğerini de sizlerle birlikte başlayalım. Tıpkı belimizde ördüğümüz gibi bir sıra düz örüyoruz. Sonrasında zincirlerimizi çekip üzerine kirpikli bölümümüzü örüyoruz. Yalnız kollarımızda 5 tane trabzan 5 kirpik olacak. Kolumuzun altından örmeye başlayalım. Tığıma bir tane düğüm attım. Hemen kolumun yanından giriyorum alt kısımdan. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra ipimi alta doğru alıyorum. Araya girerek kolumun tam altından ilmeğimi çıkarıyorum tekrar her ikisinin arasından girerek bir tane daha trabzanımı buradan çıkarıyorum ve yana doğru geçişimi yapıyorum ve boşluğa geliyorum bakınız artış yerimizdeki boşluğumuza ve trabzanımın üzerine örüyorum bir trabzanımın üzerine örüyorum iki araya örüyorum bir tane Tekrar trabzanımın üzerine tekrar trabzana zincirlerimizin olduğu yere birer tane örüyoruz. Trabzanıma tekrar trabzanımıza bu her ikisinin arasına girmeyelim. Yani şöyle modeller arasındaki geçiş yerine batmayalım. Ama kendi arasındaki zincirimizin içerisine bir tane trabzanımız örelim. Şu şekildeki geçişlerde buraya örmeyelim. Evet başlangıç yerimize kadar örerek geliyorum. Evet başlangıç yerimize kadar geldim. Hemen 3 tane zincir çekmiş olduğum yere gelerek batıyorum. 1-2-3-4 tane zincirimi çekip 1-2-3. trabzanın üzerine batıyorum. 1-2-3-4-1-2-3 4 zincir 3. trabzana bat şeklinde başlangıç yerimize kadar örelim 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 Evet bu şekilde zincirlerimizi çekelim trabzanlarımız için yuvamızı hazırlayalım ve örelim Evet 4 tane zincirimizi çektik ilk zincirimizin olduğu yere gelerek batıyorum şu şekilde birleştiriyorum Tığımın başına iki defa doluyorum. Birinci olan zincir grubumuzu bakınız. Atlıyorum. İkinci zincir grubumun içerisine iki defa doladığım tığımı batırıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Bir, bir, iki, üç. İki defa tığımın başını doluyorum. Bir, iki, üç. İki defa tığımın başını doluyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Kollarımızda beşer tane trabzanımızı örmemiz gerekmekte. Etek uçlarına 7 tane trabzan örmüştük. Kolumuz için 5 tane yeterli. 3 tane zincirimi çekiyorum. 2, 4 ve sonuncu trabzanımı da örüyorum. 1, 2, 3 batıyorum. Evet 5 tane trabzan 5 tane kirpiğimizi ördüm. Hemen yanındaki zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. Bu kez atlamıyoruz. Bakınız 5 tane çektiğimiz için 2 defa başını doluyorum. Hemen yanındaki zincir yuvasının içerisine biraz önceki yapmış olduğumuz gibi 5 tane trabzan 5 kirpik örerek sıramızı tamamlıyoruz kolumuzda. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Hemen yanındakine batıyorum. Bakınız hemen yanındaki zincir yuvamıza batıyorum. Tığımın iki defa başında oluyorum. Sıradaki yere tekrar girerek trabzan ve kirpiklerimizi örmeye başlıyoruz. Evet bu şekilde sıramızı örerek tamamlayalım. Evet başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Bakınız battım. Ve başlangıcımın olduğu ara yeri de şu şekilde birleştiriyorum. Bir zincirimi çekerek kolumuzu da tamamlıyoruz ve bu şekilde robamızı tamamen bitirdik şimdi eteğimizi hazırlayalım eteğimizin alt kısmını dikelim Tabii Dilerseniz tüllerle rengarenk kumaşlarla hepsiyle yapabilirsiniz hatta e, normal kumaş almamıza gerek yok çok çıtı pıtı yastık kılıfları çok güzel etek olabiliyor çocuklarımıza küçük küçük çiçekli olanlar ya da sade olanlar ya da kalan parçalarınız kullanmayan kullanılmayan kıyafetleriniz hepsiyle altına etek olarak yapabilirsiniz. Evet bu şekilde robamızı hemen bitirir bitirmez elimizde sadece düzelttik daha e, kendisi güzelce oturacaktır biraz daha durduktan sonra evet şimdi eteğimizi de hazırlayalım ve birleştirme işlemini yapalım. Kulağımızın altında kullanmadığım ince kotlardan eteğim vardı. Eteğimin alt kısmını kestim. İğnemizi ipimizi taktıktan sonra bakınız işimizi yapmaya başlayabiliriz. Şöyle ucundan tutuyorum. Şu kısımdan alalım. Tam uç kısmından almayalım. Tabi ileriye doğru sökülmesini önlemek için dikişlerimizin yani buradaki kumaşımızın Sökülmesini önlemek için şu şekilde bakınız, iri iri alabilirsiniz. Daha da rahat biter. Evet, bu işlemimizi yaptıktan sonra tabii makinesi olan arkadaşlarımız hemen makina ile yapılabilir. Eğer atmayan bir kumaşsa hiç yapmayada bilirsiniz hemen devam edebilirsiniz. Bu sadece atmasını önlemek için şu şekilde işlemimizi yapalım. Ve bu işlemimizi tamamladıktan sonra bir de e, sımsıkı şöyle büzgümüzü alalım. Bunu da yine ipimizde iğnemizi taktıktan sonra bakınız şöyle göstermek için hemen yapıyorum. Devam ettireceğim ben daha sonra. Yine kumaşımızın bakın dikişimin olduğu yerden değil bir sonraki yerden Şöyle sık sık aynı hizada olacak şekilde ilmekleri alıyorum. Önce bu görmüş olduğumuz sürfelerin bitmesi lazım. Eğer kumaşımız atıyorsa özellikle hemen yaparsak çok güzel olur. Bakın şu şekilde büzgümüzü alıyoruz. Bakın büzgü alması çok kolay. Sadece düzgün gitmesine özen gösterin. Yoksa iriliği önemli değil. Bakınız illa küçük küçük olacak değil. Hatta iri olması daha güzel şu şekilde gelişi güzel ama aynı çizgi üzerinde olması gerekmekte. Böyle bisküvimizi de aldıktan sonra robamızın altına dikeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, elbisemizin robasını tamamladık. Düğmelerimizi dikmiştim, kollarını, alt kısımlarını ve eteğimizi kenarda sülfüre yapıp bol t-elimizi aldıktan sonra bakınız bu şekilde tamamladık. Ben ee, yukarıdaki Robasının düğmelerinin aynısından alt kısmına da diktim ve tamamen dikmedim. İlik de açmadım. Şu şekilde üstlerinden her ikisinin katıyla düğmelerimi dikerek elbisemi tamamladım. Şöyle arkasına da bakacak olursak elbisemizin gayet güzel bir elbise oldu. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.